Merhabalar, Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem, kıyır kıyır ağızda dağılan bir poğaça tarifim var. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Hemen bütün malzemelerimi hazırladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle videom çok fazla uzun olmasın diye kapyayı, yeşil soğanı, iç doğrama işlemlerini sizlerle paylaşmıyorum. Biliyorsunuz çok fazla sıkıcı olmasın diye. Şöyle bir çay bardağı yoğurdum vardı, kasemin içerisine alıyorum. Yoğurdun çok koyu kısmı değil de birazcık daha böyle sulu kısmından alırsanız çok iyi olur. Ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Hepsini kasemin içerisine alıyorum şu şekilde. Daha sonra iki tane yumurtam var. Yumurtamın birinin sarısını üzeri için ayırdım. İki ak ve bir sarıyı da içerisine ilave ettim. Şöyle yazdan kuruttuğum maydanozlarım vardı. Onları ilave ediyorum. Siz taze maydanoz veya dereotu kullanabilirsiniz. Şöyle bir paket hamur kabartma tozum. Şöyle alayım. İçerisinde kaldı. Ve bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Şöyle frenk soğanlarım vardı. Yani soğanların en incesi, baby'lerini ince ince doğradım. Üzerine ilave ediyorum. Bir tane kapya biberimi yine aynı şekilde incecik doğradım. Onları da üzerine ilave ediyorum. Şöyle kasemin içerisine alıyorum. Ve oda sıcaklığında beklettiğiniz 250 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu malzememi şöyle 1-2 karıştırayım. Bu kasemin altında şöyle birazcık kalmış. Onu da hemen alayım. Kabartma tozum kalmış. Şöyle 1-2 karıştırıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında beklettiğim 250 gram tereyağı ve margarin dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ben bugün margarin kullandım arkadaşlar. Üzerine ilave ediyorum. Ve içerisine kaşığımı çıkarıp şöyle yağım zaten yumuşacık. Şöyle elimle iyice ova ova karıştırıyorum. Bu poğaçayı yapıp arkadaşlar pişirdikten sonra iyice soğudu mu saklama kaplarınıza koyup derin dondurucularınıza kaldırabilirsiniz. Elinizin altında hemen hazır poğaçalarınız olacaktır. Çocuklarınızın beslenmelerine koyabilirsiniz. Çay saatlerinizde, kahvaltılarınızda dilediğiniz zaman yarım saat öncesinde çıkarmanız yeterli olacaktır. Ve fırınınızı ısıtıp bir 5 dakika fırın yüzü gösterdiğiniz zaman da tazecik, hemen şimdi pişmiş gibi kıyır kıyır poğaçanız olacaktır. Şöyle üzerine unumu eleyerek ilave ediyorum arkadaşlar. Bütün tariflerinizde unuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Şöyle biraz ilave ettim. Yaklaşık bir 5-6 su bardağına yakın un alıyor benim bu tarifim. Azar azar temkinli bir şekilde ilave ediyoruz. Çünkü unun markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişebilir. Şöyle biraz ilave ettim ve yoğurmaya başlıyorum. Tekrar gerekirse üzerine ilave ederiz. Harika bir poğaça. Böyle bütün malzemesi içerisinde. Bakın şöyle hemen birazcık daha ilave ediyorum. Çok fazla un eklediğinizde arkadaşlar şey olacaktır. Poğaçanız çok sert olacaktır. Az eklediğiniz zaman da yayılma ihtimali olabilir. O yüzden tam kıvamını şimdi sizlerle paylaşacağım. Ben bu poğaçayı bu şekilde hazırladıktan sonra sade bir şekilde yapmayı çok seviyorum. Ama eğer siz dilerseniz içerisine peynir veya dilediğiniz ürünleri ilave edebilirsiniz. Ben bugün lor peyniri kullanacağım. Kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Yöresel peynirler kullanabilirsiniz. Birazcık daha istiyor. Bunu denedikten sonra kesinlikle favoriniz olacak bir poğaça tarifi. Ayrıca arkadaşlar birçok değişik poğaça tarifini eğer denemek istiyorsanız, seviyorsanız böyle değişik tarifleri Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalımın oynatma listesinde poğaçalar listesini tıkladığınız zaman envai çeşit poğaça tarifiyle karşılaşacaksınız. Şekilleriyle, lezzetleriyle kesinlikle vazgeçilmeziniz olacak. Kahvaltılık tarifler var, börekler. Yani bir girin bakın arkadaşlar. Evet, şöyle hamurumu bakın hemen toparlandı. Birazcık yoğurup
Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Bakın yumuşacık, şöyle ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Şöyle masamın üzerine alıyorum. Önce ortadan ikiye böldüm. Daha sonra şu parçamı bir rulo haline getiriyorum. Boyutunu tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle mandalina büyüklüğünde tezeler ayırıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle. Büyük olanları hemen elimizde düzeltiyoruz. Bugünkü poğaçamız arkadaşlar böyle birazcık daha pizza tadında muhteşem bir poğaça oluyor. Ben içerisine sucuk ve kaşar ilave edeceğim. Dediğim gibi siz tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sade lor veya sade kaşar veya patatesli de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün sucuk ve kaşar ilave edeceğim. Sucuk ve kaşar eklediğiniz zaman bu içerisindeki iç harcı da görüyorsunuz, her şey var içerisinde. Yediğinizde böyle pizza tadında kıyır kıyır ağızda dağılan bir poğaça olacak. Şöyle hepsini hemen elimde yuvarladım. Benim elim biraz bol, böyle biraz büyük iri iri yaptım. Siz birazcık daha küçük yapabilirsiniz. Toplamda 12 tane poğaça elde ediyoruz. Birazcık iri oldu. Şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra yumuşacık bir hamur olduğu için zaten hemen elde açılıveriyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra eğer dilerseniz şöyle elinizle de hemen yapabilirsiniz veya şöyle rulet yardımıyla da tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Sadece malzemenin alacağı hazneyi hazırlamanız yeterli olacaktır. Evet, hemen hepsini açtık bu şekilde. Şimdi böyle hepsine ikişer parça sucuk bırakıyorum. Pizza tadında muhteşem bir poğaça. Ben tabii bunun sadesini çok seviyorum. Bunu Yasin'in bu şekilde çok sevdiği için sucuklu yapıyoruz. Evet, hemen hepsini eşit böyle yerleştirdik. Tamamdır. Ve üzerine iki parça da kaşar peyniri bırakıyorum. Şöyle hemen hızlıca. Klasik poğaça tariflerinden sıkılanlar için alternatif bir tarif. Evet, hepsini yaptıktan sonra şöyle şu şekilde elimizle kapatıyoruz. Bu esnada iyice kapatmanız gerekiyor ki içerisindeki kaşar eridiği zaman eriyip tepsinin içerisinde akmasın. Akıp böyle tepsinin içerisinde yanmasın. O yüzden şöyle kapatırken iyice bastırıyoruz.
Evet, bütün hepsini bu şekilde kapattım. Bakın görüyorsunuz muhteşem oldu. Hemen şöyle sil pas serdiğim fırın tepsinin içerisine diziyorum. Ve şöyle üzeri için ayırdığım yumurta sarımı her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. Nar gibi kızarmışsa poğaçalarınız pişmiş demektir. Çıkardıktan bir 10 dakika sonra dinlendirip servis edebilirsiniz. Şunu unutmuşum köşede. Hemen diğerlerinden çalıp ona da sürüyorum. Evet, poğaçam hazır. Eğer dilerseniz bu esnada üzerine çörek otu, susam, mavi haşhaş serpiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde sade tercih ediyorum. Çünkü içerisindeki kapyanın kırmızısı yeşiliyle yeterince rengarenk olduğunu düşünüyorum. Ve poğaçalarımız fırına gidiyor. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. Mis gibi kokusu bütün mutfağı sardı. Nar gibi kızarmış kıyır kıyır poğaçalarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Şöyle bir döndüreyim. Görüyorsunuz lezzet dönüyor. Ve doku testi de yapalım hep beraber. Şu an çok sıcaklar, elim yanıyor ama yine de sizlere dokusunu, yani içindeki eriyen kaşarını sucuğunda paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle görüyorsunuz. Nefis kıyır kıyır poğaçalarımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.